Herkese selamlar dostlar. 14 ve 15 Ağustos iddia tahminleriyle hepinize selamlar. 14 Ağustos'ta çok güzel maçlar vardı. Biraz fazla aldım. 15 Ağustos'ta ise 5 tane mücadele aldım arkadaşlar. Ondan önce bir duyuru yapmak istiyorum hemen şöyle sizlere. Fenerbahçe adına Demirspor mücadelesinin skorunu bilen bir arkadaşımızı katıl ve yüksek oran grubumuza eklemek istiyoruz. Yorumlar yazarsanız maç skor tahmininizi sizler de belki doğru sonucu bilirseniz Şöyle söyleyeyim 5-6 kişi biliyorsa o 5-6 kişiden de bir kişiyi alıyoruz grubumuza. Hem katıl grubumuza hem de katıl yüksek oran grubumuza alacağız. Sadece Fenerbahçe Adana Demirspor maç konu yorumlara yazmanız yeter. Bu arada like atmayı da unutmayalım arkadaşlar diyerekten geçiyorum. Ekrana hemen kombineler gelsin arkadaşlar. 12 Ağustos kombineleri gördüğünüz üzere ekranda hem YouTube kombinesi hem de katıl grubunda verdiğim ekstra kombine kazandı. 2'de 2 yaparaktan da güzel bir iş çıkardık. Galatasaray maçına da maç sonu 2 45 kart yanmıştık. Düz MS2 alanlar varmış. Onları da ayrıca tebrik ederim. Galatasaray da kazanmasını bildi zaten. Biz burada YouTube'da verdiğimiz Molde maçına KG var dedik. Son dakika geldi. Celtic maçına da 2.5 üst dedik. 3-0 kazandı zaten. Bazel mücadelesine de katıl grubunda maç sonu 1-2.5 üst dedim. 1.42 orandan 4-0 kazandı. Vitesse'ye maç sonu 2 verdim. O da kazandı aynı şekilde. Değerlendiren arkadaşlara çok teşekkürler diyorum. ya yani tebrikler, tebrik ediyorum değerlendiren arkadaşları. Onun dışında baktığımız zaman da maçlara geçelim yavaştan isterseniz. 14 Temmuz iddia tahminleriyle devam edelim. İlk mücadelemiz Manchester United ile Leeds United mücadelesi. Hatta şu an oranı var da normalde ben anlatayım size oranını zaten biliyorum ben. United ile United mücadelesi arasına baktığımız zaman da arkadaşlar Les United'ın teknik direktöründen Bielsa. Bielsa'nın zaten teknik direktörlük kariyerinden bahsetmeye ne kadar önemli bir adam olduğunu bahsetmeye gerek yok. Les United'ın yine başında United tarafına baktığımız zaman ise iki tane transfer yaptı. Flash transfer olarak adlandırabileceğimiz Varan'la Jadon Sancho'yu takımına kattı. Önemli bir transfer. Onun dışında Pogba, Bruno Fernandes, Cavani gibi isimler de devam ediyor takımda. Ben burada Les United'ın sadece atacağı bir golü değerlendireceğim. Onun da oranı 1.42 gibi oranı var. Les United tarafından ben zaten günün erken mücadelesi bu. İlk mücadelesi. Karşılıklı gol vardan ziyade burada les United'ın bir golü benim için daha ideal olacaktır. Yine aynı şekilde kanat oyununu geçen sezonki yine o Bielsa oyununu oynatırsa burada United tarafına ki zaten United kendi evine hücum futbolunu sergileyecektir. O yüzden deplasman 0.5 üstün oranı 1.42 gibi bir oranı var. Değerlendirmek isteyenlere sunuyorum diyerekten de geçiyorum ikinci mücadeleme. İkinci maçımız Wolfsburg Bohum Bochum mücadelesi. Wolfsburg tarafına baktığımız zaman arkadaşlar Wolfsburg da geçen sezonki kadrosunu çok fazla bozmadı. Bazı transferler yaptı geliştirmelik yönünde. Yani ağırlıklı olarak burada geçen sezonki transferini koruyor diyebilirim burada. Teknik direktör olarak Van Bommel geldi takımın mücadelesine. İlk mücadelesine çıkacak burada. Bochum da aynı şekilde geçen sezonki teknik direktörüyle devam ediyor. Fakat kadrosunu çok fazla güçlendiremedi. Genellikle geçen sezonki kadrosunu korudu. Ve e, ee, yani yaptığı transferler yani flash bir transfer yok yani göze çarpan bir transfer yok. Ben burada Wolfsburg'un geçen sezonki e, performansını devam ettirmesini ve kazanmasını bekliyorum. Hazırlık maçlarında çok fazla iyi görüntü çizemese de şöyle göster göremiyorsunuz sanırım. Ben anlatayım size. Lyon mücadelesiyle, Monaco mücadelesiyle oynadı. Böyle takımlara zaten yenilmesi normal. Fakat burada Bohum'a karşı kendi evindeki mücadelede güzel bir galibiyet almasını bekliyorum. Bu mücadele direkt Matsun'u bir olarak sizlere sunuyorum. Değerlendirmek isteyenler direkt Wolfsburg galibiyetine gidebilirler arkadaşlar. Onun dışında ekran hemen gördüğünüz üzere katıl grubundaki yaptığımız benim yaptığım başarı geldi arkadaşlar. Dün arkadaşlar yine katıl grubunda canlıdan çok güzel kazandık. Hem maç önünde hem de canlı olarak da güzel bir başarı sağladık. Bunlar neydi hemen baktığımız zaman da anlatayım. Fola mücadelesine ben dakika küsurda verdim. Bir gol olur dedim. Oldu zaten. O geldi onun dışında. Sertin ilk yarı birini verdim canlı olaraktan da. 1.75 gibi orandan kazandı. Galatasaray'ın en çok gol ikinci yarı o kazandı. Karabağ mücadelesine verdim. Ev sahibi 0 500. o kazandı. Ve orada gördüğünüz şu sağ altta 2 bay ise Alaskert Sivas mücadelesinde yüksek oran grubunda verdim bu iki mücadeleyi sadece. 2.65 ve 2.01'lik iki tane orandan da hatasız bir şekilde kazandık. Değerlendirmek isteyenleri de burada değerlendirdi kazandı. Yatan tek canlı ise Molde Trabzon mücadelesinde ilk yerden bir gol olur dedim. O gol de gelmedi. Onun dışında Telegram'dan şöyle göstermek gerekirse sadece benim başarım değil gruptaki diğer arkadaşların da başarısını görmek mümkün. Bu zaten Karabağ mücadelesiydi. Aşağı doğru ineyim. Bu da yüksek oran grubunun başarısı. Sivas ilk yarı 0 ve Alaskart maç sonu 0 şeklinde değerlendirdik. Onun dışında sadece ben değil diğer arkadaşlarımız da kazandırmaya devam ediyor. Mesela Çağrı arkadaşımız burada Selt'e ilk kere 0. Torçvan'a da burada ilk kere 0.5 üst demiş. İkisi de gelmiş ki zaten ben hemen ardına ilk yarı 1 olarak dakika 20'de vermişim gördüğünüz üzere. Onun dışında Vitesse'ye ilk kere 0.5 üst vermiş gelmiş. Copenhagen maç sonu 5.5 üst vermiş o gelmiş, dediğim gibi burada diğer editör arkadaşlarımızla birlikte hep birlikte sizleri kazandırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Sizler de katıl grubuna gelerekten de he, nasıl geleceğim dersiniz de göstereyim hemen. Abone ol tuşunun yanında burada katıl var. Katıla tıkladıktan sonra girişi oynat yazıyor. Girişi oynat dedikten sonra arkadaşlar burada telegram grubu, telegram yüksek oran grubu ve her şey dahil iletişim şeklinde bir grup 3 tane grup seviyesi var. O gruplardan herhangi birine katılıp sizler de gelebilirsiniz. Son zamanlarda canlıdan olsun, ekstra kuponlardan olsun, gerçekten inanılmaz bir şekilde katladık. Sizleri de aramızdan görmekten mutluluk duyarız diyerekten de düğün daveti davetiyesi gibi oldu. Geçelim Blackburn Mill var mücadelesine. Blackburn'un ben ilk mücadelesini seyrettim arkadaşlar. Kendi evinde oynadığı 2 1lik Svensa galibiyeti vardı. Bir e -sportaydı. Denk geldi. Dedim oturdum izleyeyim dedim. Boş boş duracağım ama. izledim. Çok güzel pozisyonlara giriyor ve çok güzel derin toplar atıyordu. Hatta son dakikalarda kaçırdığı 2 tane gol net pozisyonu vardı. Kalenin dibinden direği vurdu. Öyle söyleyeyim ben size. Milval da aynı şekilde güzel bir başlangıç yaptı. Oran olaraktan da çok güzel bir oran açmışlar burada. Karşı gol var oranı 1.70 gibi oran açmışlar. Milval'da da güzel bir başlangıç yaptı kendi evinde o da aynı şekilde önde oynayan bir takım olduğunu düşünüyorum ben. İlk mücadelesini izlemedim fakat istatistik olarak da baktığımız zaman hücum anlamında yaptığı ataklara genellikle önde oyun, önde futbolunu zaten sergilemiş. Bu da Blackburn'un da ben Millwall'un da her iki takımın da birbirine gol atmasını bekliyorum. 1.70 gibi orandan karşılıklı gol var bahsini değerlendirmek isteyenlere öneririm. Lille-Nice mücadelesi. Nice'de kim var arkadaşlar? Nice'in teknik, direktörüne, teknik direktörüne baktığımız zaman da geçen sezon Lili kim şampiyon yaptıysa teknik direktörü Nis'e o geldi arkadaşlar. Burada Nice'in teknik direktörü Lili'nin artık yani Lili zaten o kadroyu o taktiği Lile uyarlayan adam burada Nis'in teknik direktörü. O adam o panzehiri mutlaka biliyor, biliyordur diye düşünüyorum ben burada. Bu maçta Lille'in galibiyeti bence zor. Nice takımı da zaten çok güzel transferler yaptı. Genç transferler yaptı özellikle. Genç ve hızlı futbolcuları aldı. O yüzden Nice'in ben burada atacağı bir gole şöyle göstereyim. 1.50 gibi oran açmışlar. Gerçekten çok güzel bir oran. Nice dediğim gibi kaliteli oyunlar yaptı. Kaliteli oyuncular transfer etti. Ligdeki ilk maçında da Reims'e karşı kendi evinde çok fazla pozisyona girdi. Fakat bitiricilik anlamında biraz sıkıntı yaşadı. Berabere bitti mücadele. Burada Lille atacağı bir gol benim için oran olarak değerli değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız Nis'in burada sadece bir golünü değerlendirsin. Lille de zaten son hafta son dakikada Burak Yılmaz'ın attığı golle beraber beraber kaldı. Yine defans zafiyeti var. Burada Nis'in atacağı bir gol benim için değerli. 1.49 gibi orandan değerlendirebilirler. Bol şans. Dortmund Frankfurt mücadelesi. Dortmund'da arkadaşlar Sancho gitti. Haaland'ın en yakın arkadaşlarından bir tanesiydi. İyi anlaşıyorlardı. Fakat yine PSV'den Milan'ı aldılar. Dortmund takım hazırlık maçında güzel başladı. Son maçta zaten Haaland hat-trick yaptı. Frankfurt'ta ise aynı şekilde Andre Silva transfer oldu. Leipzig'e Leipzig, e Leipzig e transfer oldu. Geçen sezon takımın as burada transfer olduğunu da belirtelim. Ali Akman'ı da kiraladılar sanırım bir yere. Frankfurt ekibi. Burada ben Dortmund tarafında olacağım. Dortmund takımı sezonu güzel bir başlangıç yapmak isteyecektir. Takımda zaten çok fazla giden olmadı. Şöyle bak Sancho dışında. Onun dışında onun dışında bir transfer daha yaptılar. Takımı güçlendirdiler. Burada Dortmund'un en az 2 gol atarak kazanmasını bekliyorum. Oran 1.37 idealdir. Değerlendirmek isteyenler ideal kombineler, kombinelerini değerlendirebilirler. 1.37'lik orandan burada Dortmund'un en az 2 gol atarak kazanmasını bekliyorum ben. Hatay Spor Kasımpaşa mücadelesine baktığımız zaman da her iki takım da çok fazla transfer yaptı. Hazırlık maçlarına da baktığımız zaman her iki takımın gollü maçlara imza atıyor. Hatay burada bu penzası olsun. Akintolası gitti. Diouf var aynı şekilde hücum hattında. Çok fazla transferler yaptığını da belirtelim buradan. Ee, aynı şekilde Kasımpaşa da çok fazla oyuncu aldı. Özellikle kaliteli oyuncular aldı her iki ekipte. O yüzden burada ben her iki takımında birbirinin atacağı iki gol idealdir diye düşünüyorum. Oran da 1.53. Klasik bizim Türkiye Ligi'nin Anadolu maçı olur, olur diye düşünüyorum. Karşılıklı goller gelir. Biri de kazanırsa zaten 2-1-3-1 bandında bir kazanır diye düşünüyorum. 2-2 de bitebilir. Golle bir maç bekliyorum. Ama karşılıklı gol varın ben gelebileceğini düşünüyorum. Hatta kombineme de, al, kombineme de aldım bu mücadeleyi. Her iki takımın da birbirine gol atması benim için idealdir. Değerlendirmek isteyenler değerlendirebilir. KG var bahsini. Genk mücadelesiyle devam edelim. Arkadaşlar Genk gerçekten ligde iş yapamıyor. En son galip geldi ligde. Kazandı. 90 artı 3'te attı golü. Genk hücum attı. Gerçekten makine gibi işliyor. Fakat defans zafiyetleri var. Şartlar iki maçta da yenildi. En son deplasmanda da 2-1 yenildi Şartlara. Artık Şampiyonlar ligi zaten onlar için durdu. Artık lige odaklanmak gerekecek gerekecek gerektiğini düşünüyorum ben genk adına. Hücum hattında çok güzel işler çıkarıyor. 4-3'lük Ostendi'nin tamamını izledim ben aynı şekilde. Ki zaten Korcik mücadelesinde de KG var değerlendirmiştik. O geldi. Genk hücum hattında kendi evinde çok fazla baskı yapıyor. Bence bu kadar defans hattına da artık çözüm bulmuşlardır, bulmuşlardır diye düşünüyorum. Ondan dolayı Genk'in burada galibiyetini alacağım. İsteyenler maç sonu 1'i direkt değerlendirsin. İsteyenler en az 2 gol atarak değerlendirsin. Onun da oranı 1.45. Genk zaten attığı zaman kendi evinde durmuyor. En az 2 tane gol atacaktır diye düşünüyorum ben burada. İsteyenler direkt galibiyetini değerlendirebilir. İdealdir. İsteyenler de en az 2 gol, at gol, atarak Genk galibiyetini değerlendirebilirler. Genk Şampiyon Ligi'nden sonra yenildikten sonra kendi evinde güzel bir başlangıç yaparaktan da en az 2 gol atarak kazanmasını bekliyorum arkadaşlar. PSG mücadelesi. PSG Ramos PSG Messi artık kim diyeceksek takımda. Ramos takımda yok. Milli aradan sonra takıma katılacak. Sakatlığı var yani takımda fakat sakatlığı var. Oynayamayacak. PSG'nin buradan ne oynayabiliriz diye baktığımız zaman da geçen maçta biz ne değerlendirdik? İlk kere iki değerlendirdik. Kazandık. Hatta ilk golü 7 Troyes'ten sonradan 19 ve 21'de attı 2 golle ilk yerden galip geldi. Bu maçta değerlendirebileceğimiz tek bahis arkadaşlar ilk kere bir bahisi 1.42'den. idealdir. İdealden değerlendirmek isteyenler kendi evinde burada PSG'nin ilk kere bir bahsini değerlendirebilirler. Onun dışında yüksek oran olarak ne veririm, veririm diye düşündüğüm zaman da ev sahibi her iki yarıyı kazanır. 2-0 1 orandan burada değerlendirebilirsiniz diye düşünüyorum. Rakibi analizlemeye gerek olduğunu düşünmüyorum burada. PSG'nin zaten şu an ölüsü her takıma 3-4-5 atması lazım diye düşünüyorum. İsteyenler ilk kere biri, isteyenler de yüksek orandan ev sahibi iki yeri de kazanır da değerlendirebilirler. Geçelim 15 Ağustos arkadaşlar. 15 Ağustos Alanya ile Başakşehir mücadelesiyle devam edelim. Başakşehir zaten teknik direktörü biliyorsunuz. Aykut Kocaman yemeyelim atarsak bir tane atarız. Geçen sezonki zaten çok fazla takıma takviye de yapmazlar. Böyle flash bir flash bir transfer diyebileceğim bir takviye yok Başakşehir ekibinde. Alanyaspor'da çok fazla oyuncu kaybetti. Salih Uçan, Holker, Babakar'ın kalp spazmı geçirdi. Muhtemelen bu maçta olmayacak. Yerlerini doldurmaya çalıştı. Fakat Alanyaspor bildiğin kumar oynuyor. Oynadığı kumar şu bilinmedik oyuncular alıyor ve o kumar sürekli kazanıyor o kumarda. Şimdi Dukure birini aldılar yani ismini tam hatırlamıyorum. Forvet'e yine siyahi bir futbolcu aldılar. Tutar mı göreceğiz fakat burada ben Alanyaspor'un 2 gol atabileceğini düşünmüyorum. Şöyle göstereyim hatta. Deplasman 1.5 altının 1.39 gibi oranı var. Alanya Spor'un ben burada 2 gol atmasını beklemiyorum. Çünkü Başakşehir'de zaten Aykut Kocaman burada kapatabildiği gibi kapatıyor. Ve önemli isimler gitti. Berkan Kutlu da gitti mesela Alanya Spor'da. O yüzden burada Spor 1 1 Alanya Spor'un deplasman 1.5 altı 1.39 gibi orandan değerlendirebilir. Alanya'nın atacağı burada 1 gol var gibi fakat ikinci gelmez diye düşünüyorum. O yüzden böyle bir tercih yaptım. Bol şanslar diyerekten de geçiyorum porto famalicão mücadelesi. Porto mücadelesinde de arkadaşlar Porto yine geçen sezonki Porto'nun aynısı. Birkaç takviye yaptılar fakat ağırlıklı olarak geçen sezonki kemik kadrosunu koruyor. Teknik direktörüyle devam ediyor. famalicão fachos Ferreira en son 2-0'ı yine yenildi Deplasman'da. Burada bir Porto galibiyeti gelecektir diye düşünüyorum. Hatta şöyle yaptım. Porto galibiyetinden ziyade Deplasman 1.5 üstte yönelirseniz 1.38 gibi orandan değerlendirmiş olacaksınız. Ee, oran kapanır oran kapanırsa da maç sonu 2 üst şeklinde değerlendirebilirsiniz. Porto yine ilk maçta 2-0 kazandı. Belenenses'e karşı bir değerlendirdik kazandık. Burada da Porto'nun atacağı 2 gol bence idealdir diye düşünüyorum. Deplasman bir buçuk üstü burada 1.38 gibi orandan idealden değerlendirebilirsiniz diyerekten de geçiyorum bir sonraki mücadeleye. Barcelona Real Sociedad mücadelesi. Real Sociedad zaten La Liga'nın en dişli ekiplerinden bir tanesi. Barcelona'ya da sorun çıkartabilecek ekiplerden bir tanesi. Barcelona'yı Juventus karşısında izledik. Yusuf Demir, Depay. Bu isimler zaten formda. Barcelona'nın yeni yıldızı zaten. Burada kesinlikle Depay. Ve gençleri de gerçekten iyi iş yapmaya çalışıyor Barcelona'nın. Barcelona'nın burada açılan taraf oranı bence risker her türlü değer. Burada direkt bir maç sonu 1 alırsanız arkadaşlar La Liga'ya güzel bir başlangıç yapmak isteyecektir Barcelona ekibi. Ben bir sürprizin çıkacağını düşünmüyorum. Depay takımı taşıyor ki gençler de çok fazla başarılı. Real Sociedad'a karşı kendi evinde galip gelerek başlamak isteyecektir. Direkt maç sonu 1'i 1.53 gibi orandan değerlendirebilirsiniz. 1.05 e oran açılan Barcelona görüyorsunuz ne hallere geldi. Fakat ben yine de kazanmasını bekliyorum. Direkt maç sonu biri değerlendirmek isteyenler değerlendirebilirler. Adana Demir-Fenerbahçe mücadelesi. Dediğim gibi arkadaşlar Adana Demir ve Fenerbahçe maçının maç skorunu yorumlara bekliyorum. Ve videoya da like atmayı unutmayın diyerekten de geçiyorum. Adana Demir'in ben zaten kendimle co futbolunu sergileyeceğini düşünüyorum. Fenerbahçe'de o 3'te 3-5-2 oynadığı için o özellikle sağda ve solda bıraktığı açıkları Dinamo Kiev maçında mesela çok fazla bıraktı. Dipbağ gibi isimler var. Mesela Adana Demir'in sağ açında. Dipman mesela o otur pozisyonları çok seven bir oyuncu. Boşluğu yakalarsa Fenerbahçe'nin gözünün yaşına bakmaz. Fenerbahçe'ye karşı golü atar. Ki zaten Adana Demir sadece o Dipman değil Balotelli, Belhandas'ı her türlü oyuncusuyla Svensson'u çok fazla oyuncu transfer etti. Gerçekten merak ediyoruz. Bu maçta en iyi tercih karşılıklı gol var tercih olacaktır. Ben de kombineme de aldım bu mücadeleyi. KG var olmazsa bu maç hangi maç olur diye düşünüyorum. O yüzden KG var alırım. Zevkli bir mücadele bekliyorum. Değerlendirmek isteyenler karşı gol var tercihini değerlendirebilir. Fenerbahçe'de burada aynı şekilde zaten Oynada hücum futbolu sanırım pelkas yok. 3 ay mı 2 ay mı 2 hafta mı ne sağlar da yok. Omzu çıktı. Omzunu taktılar fakat tedavisi sürecekmiş galiba. Pelkas'ın eksikliği var Fenerbahçe tarafında. Fakat Fenerbahçe'de oyuncu çok fazla olduğu için çok fazla eksikliğini hissedeceğini düşünmüyorum. Burada en ideal tercih KG var olacaktır diye düşünüyorum. Değerlendirmek isteyenlere bol şans. marsilla Bordeaux mücadelesi. Marsilya gerçek bu sezon iddiacının dostu olduğunu düşünüyorum ben. Direkt Masson'u birini yapıştırın arkadaşlar. Marsilya'yı ben kombineme de aldım zaten. Payet olsun. Cengiz de gerçekten çok fazla iş yapıyor yaptığı transferler, kaliteli transferler Bordeaux City maçında zaten mağlup oldu. Kendi evinde Clermont'a karşı mağlup oldu ki biz o maçı da değerlendirdik. Yüksek orandan da kazanmıştık katıl grubunda. Burada Marsilya'nın ben kazanmasını bekliyorum. İddiacının bu sezon dostu olmasını bekliyorum Marsilya'nın. O yüzden maç sonu bile direkt 1.38 gibi orandan değerlendirmek isteyenler değerlendirsin. Kombineler ekrana gelmeden önce arkadaşlar like atmayı lütfen rica ediyorum. Unutmayın sizden güzel seviyelerde like bekliyorum gerçekten. 350-400 arası bir like gelirse güzel olur. Kombine önerilerimize bu şekilde devam edeceğiz diye düşünüyorum. Ekrana gelsin kombinemiz. 14 Ağustos için arkadaşlar sizlere Bosburg'un galibiyeti Hatay Spor'un karşılığı gol var tercihini önerdim. Bosburg kendi evine iyi bir başlangıç yapmak isteyecektir diye düşünüyorum. Kasımpaşa da aynı şekilde her iki takımla çok fazla transfer yaptı her iki takımda önde oynamasını ve her iki takımında birbirine gol atmasını bekliyorum. 15 Ağustos için kombin önerisine baktığımız zaman da Adana Demir'in ben burada her ve gol atmasını ve Fenerbahçe'nin de karşılık vermesini bekliyorum. En ideal tercih o maça KG var tercih olacaktır. Marsilya da bu sezon gerçekten iyi işler çıkardı. İlk maçında İyi işler çıkardı. 3-2 galip geldi. Son dakikalarda döndü zaten. Marsilya 2-0'dan 3-2'ye döndü. Maç birden 2 oldu. Yine kazanmasını bekliyorum. Değerlendirmek isteyen arkadaşlarımıza bol şans. Videoya like atıp kanala abone değilseniz abone olarak da destek verirseniz sevinirim. Görüşmek üzere. Bol şans diyelim ve sözümüzü de söyleyelim. Hepsi gelebilir. Hepsi yatabilir. Bol şans.